Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. hamile kadın mezar ziyareti yapabilir mi? Toplumda hamile kadının mezar ziyareti kadına korku bebeğe zarar verin inancı var. Bu batıl bir inançtır, boş bir inançtır. Böyle bir inanç söz konusu değildir, böyle bir nehi söz konusu değildir. Aslında ben bu soruya daha önce cevap vermiştim. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam kabirlerin ziyaret edilmesini bunların ölümü hatırlatacağını söylüyor. Ve zuru'l kubur inna yuzkiru'l maut buyuruyor Aleyhisselatü vesselam. Kabirleri ziyaret ediniz çünkü oralar ölümü hatırlatırlar. Bunu söylerken Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam kadınları istisna yapmamıştır. Yani İslam'ın ilk yıllarında tevhidin oluştuğu yıllarda kadın erkek herkese aleyhissalatü vesselam kabir ziyaretini yasakladı. Çünkü en büyük fitneler orada oluyordu. En çok şirkler orada oluyordu. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam size daha önce bunu yasaklamıştım ancak artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Çünkü oralar ölümü hatırlatır buyuruyor. Burada kadınlar kadınlara bir nehi yoktur. Yani kimisinin dediği gibi bazı alimler kadınların gitmesini haram görüyorlar ya da mekruh görüyorlar. Ancak doğrusu oraya giden kadın orada bidatler yapmayacaksa, üstünü başını yırtmayacaksa, ağıtlar yakmayacaksa, yani Allah Resulü Aleyhisselatü tavsiye ettiği gibi gidip orada ölümü tefekkür edip nasihat alacaksa Gitmesinde bir beis yoktur. Ancak sık sık gitmez. Çünkü sahabe kadınlarından bir tanesi sahih olarak diyor ki, biz diyor, mezarlara giderdik. Bizi görenler bize bir şey söyle söylemezdi diyorlar. Yani ee, hoşlanmazlardı ama bize de bir şey söylemezlerdi. Yani kerih görürlerdi ancak bize bir şey demezlerdi diyorlar. Böyle rivayet var. Böylelikle kadın ister gebe olsun, ister genç olsun, ister yaşlı olsun fark etmez. Özellikle e, soruda geçtiği gibi kadına korku, bebeğe zarar gibi şeylerin e, kesinlikle aslı yoktur. Batıl inançlardır bunlar. Bunlardan sakınmak lazım. Allah Azze ve Celle bizleri dost doğru yol üzerinde ayaklarımızı sabit kılsın. وهذه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك